Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Yepyeni bir 2 dakikada teknoloji bölümüne hoş geldiniz. Bu videomuzda konumuz iPhone 8 nasıl olacak? Öncelikle yeni tanıtılan iPhone 7'nin hayal kırıklığının ardından iPhone 8'e ciddi değişimler istediğimizi buradan Apple'a bir belirtelim. Çünkü iPhone 8 Apple'ın 10. yılına denk geliyor, yani 10. yıla özel bir cihaz söz konusu, zaten bizim de beklentilerimiz biraz yüksekti. Süremizi başlatmadan hemen şunu belirteyim, WebTekno'nun Android uygulamasını güncelledik. Mobil cihazlarla ilgili en yeni bilgileri uygulamamızın mobil kategorisinde bulabilirsiniz. Uygulamamızın Android versiyonu hemen aşağıdaki bağlantılarda indirebilirsiniz. Artık süremizi başlatabiliriz. Hızlıca anlatmaya başlıyorum. Bir, komple cam gövde. İlginç bir bilgi vereyim size arkadaşlar. Apple bu komple cam gövdenin patentine çok öncelerde başvurmuştu. Fakat patentin onayı iPhone 7 tanıtılmadan bir gün önce geldi. Doğal olarak bu komple cam gövde olayını iPhone 8'lerde görebiliriz, bilemiyoruz. Dayanıklılık konusuna gelince bence endişelenmeyin, çünkü minareyi çalan kılıfını hazırlar. 2. Yılların bitmeyen gündemi gizli home tuşu. İşin açıkçası arkadaşlar benim en kesin gözüyle baktığım değişim bu. Çünkü Apple o lanet butonların bozulduğunu fark etti ve iPhone 7'sinde fiziksel bir buton koymadı. Oraya sadece dokunabiliyorsunuz. Muhtemelen iPhone 8'de orada hiçbir şey olmayacak. Bence hazırlıklı olun. Şimdi sıra geldi Apple'ın tam 10 yıllık geyiğine. Kenardan kenara tüm ön paneli kaplayan ekran. Arkadaşlar biz bu modeli iPhone 5'ten beri görüyoruz. Bunu bir kenara koyalım. Yani inandık inanmadık arası bir şeyiz. Ama bu durum iPhone 8'de gerçek olabilir. Olursa ne olur hemen şöyle özetleyeyim. Home tuşu ve cihazın sağında solunda bulunan fiziksel tuşlara tamamen veda ederiz. Bu durum ilk bakışta korkunç gibi görünüyor olabilir. Ama iPhone kullanıcıları için devrim niteliğinde bir değişimdir diyebiliriz. Yani benim tasarım değişikliği özlemimi giderebilir, hatta dibine kadar giderir bence. Ve artık kablosuz şarj olayına gelebiliriz. Bom, bom, bom. Apple'dan benim kişisel anlamda yine en çok beklediğim şey bu. Çünkü iPhone 7'lerde 3.5 mm'lik jack girişini kaldırdılar. Yerine Lightning bir tane giriş geldi. Yani ben müzik dinlerken telefonumu şarj edemiyorum ya da tam tersini de yapamıyorum. Madem ki o 3.5 mm'lik jack girişini kaldırdınız, o zaman bu kablosuz şarj olanı getireceksiniz kardeşim. Hatta öyle böyle bir şeyin üstüne koydum şarj olduğum gibi değil. Böyle elimde tutarken havada şarj olması lazım, yoksa hayatta kabul etmem. 5. Sanal gerçeklik. iPhone 8'in özel bir teknolojiyle birlikte GTX 1080'den daha yüksek grafik deneyimi sunacak bir sanal gerçeklik platformu hazırladığını duyduk. Hemen şunu da ekliyorum. iPhone 8'in İsrail'de üretilmeye başlandığı, hatta sadece 3 boyutlu kamera sensörü için 600 mühendisin çalıştığı da söyleniyor. Ne dersiniz? iVirtuality ilk biz yaptık gibi sloganla çıkarlar mı? Çıkarlar vallahi. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sizlere şurada hemen bir anket hazırladım. iPhone 8'de ne değişirse devrim niteliğinde olur. Sizlere vermiş olduğum 2 dakika sözünü tutabilmek için size buradan kaçıyorum. Kendinize çıkın bakın. Hemen iki yanımda durmakta olan videolara tıklayarak bambaşka WebTekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca şurada da abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz.